İlk iş günümde ne giysem acaba ya? Var ya, o bulimikten çok daha fazla şık olmam lazım. Kesinlikle. Aşkım, yaklaşık iki haftadır aşağıda bekliyorum. Hadi, ne yapıyorsun? Ya of, ilk iş günü. Karar veremiyorum ne giyeceğimi. Çok büyütüyorsun, çok büyük hareketlerin var. Lütfen seç, hemen gel. Aşağıda bekliyorum, lütfen. Tamam, bekle beni aşkım. Of, hangisini seçeceğim ya? Meral. Ay bu ne bakış böyle ya? Erol, sen beni beğendin mi yoksa? Şu an fark, ne kadar yıpıltılı olmuşsun. Şu anda fark ediyorum. Çok güzel olmuşsun maşallah. Hoş geldin ayrıca. Gidelim mi şirketimize? Work, work, work. Ya o zaman ben kapıyı şey yapayım. Bu kız beni mağdur edecek. Bu kapıyı da şey yapayım. Hora geçti. Ne oldu? Vallahi şuursuz bu ya. Ama olur mu hayatım? O senin dengin mi? Lütfen, lütfen. Ne dalaşmayacağım ya? Kaçırır mıyım ben böyle fırsatları? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne çalışıyoruz? Hani çalışacağız, sen bana öğreteceksin. Ben de çalışmayı öğreneceğim ya. Kurban olduğum öyle bir şey değil ki. Ben 10 senedir çalışıyorum. Önüme kağıt gelir imzalarım. Benim çalışmam bu. Hadi ya. İyiymiş mi böyle Erol? O zaman ben sana diyeyim yani. Ben her gün gelirim, çalışırım. Yerine oturayım mı? 23 Nisan'da diyelim mi yerime oturmaya? Hani başbakanların yerine çocuklar oturuyor. Gel otur. Nasıl? İyi hissettirdi mi? Evet. Of! İki ucu oklu değnek. İki tarafı da bana batacak. Of ya! Pelin su şirkette kalsa bir dert, gitse bir dert. Hayatım hiç bu kadar karışık olmamıştı ya. Of dedem, of dedem. Mekanın cennet olsun da başımıza iş açtın dedem. Ne kadar güzel çalışıyorsun kendini vererek. Ay. Kim gelmiş? Allah'ım, karım gelmiş. Geri mi dönmüş? Hoş gelmiş. Geri falan dönmedim Erol. Ben bir businesswoman'ım. İşimin başına döndüm sadece. Hayatım, bir tanem, abartıyorsun ama gerçekten. Hadi artık, çok yorulduk. Bence artık barışalım, sulh olalım. Hemen cıvıma. Lütfen hemen cıvıma. Burası bir iş yeri. Bir tanem, bak gerçekten çok perişanım. Sensiz gözüme uyku girmiyor. Kes, af kurma. Af kurma, o ne be? Ne bileyim, ben çocukken anneannem söylüyordu çok konuşunca. Ayrıca sen uzatma da bir çay söyle. Lalemin yaptığı kahvaltılıklardan yiyeceğim ben. Tabii, hemen derhal söyleyeyim bir tane. Alo, benim hayatımın anlamı hanımıma bir tane açık çay istiyorum. O kadar açık söylüyorum. Evet, teşekkürler. Aha. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Benim en şey sinir olduğum hareket bu ya. Niye yemeğime göz dikiyorsun? İnsan karısını şu kadarcık tanır ya. Hayır, sen nasıl bir kocasın? Neden hoşlanıyorum, neden hoşlanmıyorum, neden neye sinirleniyorum, neye sinirlenmiyorum, bunların hepsini bilmek zorundasın sen ya. Hayatım, sen bayağı hırçınlaşıyorsun ama ele vurmak ne, lütfen çok hırçınlaşıyorsun. Bak, babylerimiz üzülecek. Şu anda sözlü şiddete maruz kalıyorlar dolaylı olarak. Ne dolaylısı? Ben direkt sana söylüyorum yani. Ayrıca sen ne pısırıksın ya? Önceden annenin arkasına sığınıyordun, şimdi çocuklarının arkasına sığınıyorsun. Kırıcı oluyorsun ama. Kırıl. Ben kırılmıyor muyum Erol? Ha, ben kırılmıyor muyum? Ayakları yere basan, böyle sağlam, güçlü yapımın altında nasıl minnak bir kalp var biliyor musun? Ama sen göremedin. Göremedim karım, göremedim hayatımın anlamını. Gerçekten çok özür dilerim. Göremedim, kör olaydım da göreyim. Erol, sen beni hak etmiyorsun. Ayrıca çocuklarını düşünüyorsan önce karını mutlu edeceksin. Söz. Vallahi söz. Edeceğim. Söz veriyorum, edeceğim. Ah, geldi işte drinkin.
Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Anlat bakalım, gecen nasıl geçti? Rahat kalabildin mi? Vallahi gayet rahattı yani. Sağ olsunlar, çiçek gibi bakıyorlar bana. Sabahta kalktık, Lale'yle şirkete geldik. Lale şirkette miymiş? Ne oldu? Olamaz mı? Yo. Bu bilgiyi hemen anneme vermem lazım. Hadi hadi, sen işlerine dön bak ya. Benimle ilgilenme. Arkamdan falan iş çevireceksen ama durma yani, iş çevirebilirsin. Aşk olsun ama ne arkandan iş? Aa lütfen, ben öyle bir insan mıyım? Bir çay daha söyleyeyim mi? Yok işte bak, ben şimdi biraz gidip Pelin Su'ya laf sokacağım. Geldi mi şirkete? Ah ben ne bileyim Pelin Su'yu, bana ne, hiç ilgi alanımda bir kız değil, kenafir gözlü. Beni kandırma, sen bilirsin, tıpılacağım. Neyse, ben çıktım. Muayeneden sonra da doğum kursuna gideceğiz. Doğum kursuna mı? Sen gideceksin herhalde hayatım. Çünkü benim doğum kursunda ne işim var? Doğuracak olan sensin baktığında. Benim yapımda emeğim geçse de yayında benim bir şeyim yok. Orada tek başınasın. O yüzden ben kendimi şuna hazırlıyorum. Ne bileyim volta atarım sen doğururken. Doğumdan sonrası tebrikleri kabul ederim. Baba gibi şişinirim, gerilirim bunlar. Ya sen odun musun? Sen yontulmamış bir kalas mısın yani? Ne demek yalnız gideceksin? Bu çocuğu ben tek başıma mı yaptım? İnciniyorum ama. En azından böyle bir kalaslıktan insanlığa geçiş süreci, bir yolculuk diyebiliriz. Senin adına sevindim. Bu ince zekalar, bu iğneleyici taktik aynı ben. Kimin karısı? Hop, hop diyelim. Lütfen yalakalı kes yani. Hala istediğim cevap gelmedi yalnız. Tamam hayatım, tamam sevdiceğim. Doğum kursuna da geleceğim, ondan sonra sana devam edeceğim. Bütün süreçlerde step by step yanında olmaya çalışacağım. Gerçekten gerekirse o çocuğu doğumhaneye girer, ben doğururum. Gerçekten senin için. Doğuma gider misin gerçekten ya? Aa, korkmaz mısın? Aa, bebekten korkan bebek gibi olsun. Ne bu sesler ya? Ne oluyor ki içeride? Ne bileyim, içeride miyim ben? Gel. İyi ki doğdunuz hocam. Ya arkadaşlar, gerçekten çok mahcup ettiniz beni. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Harika bir sürpriz oldu. Sağ ol. Aa! Kimin doğum günü? Sizin doğum gününüz mü? Tebrik ederim. Maşallah. Ya arkadaşlar, öyle bir sürpriz yapmışlar. Kusura bakmayın, böyle ortalık şey oldu biraz. Estağfurullah, olur mu? Buyurun. Müsaadenizle hocam. Tabii, görüşürüz. Maşallah hocam ya, nicelerine inşallah. Hep iyi birthday to you. Tabii. Teşekkürler. Ay böyle iyi denk geldik vallahi. Şey, cipsler falan. Neli pasta. Çikolatalı. Yer misiniz? Alayım vallahi ben gidelim. İkram edelim hemen. Siz? Benim tatlıyla hiç aram yok, beyazı. Ben onunkini alayım. İkizler ya. çatalla vereyim. Ay siz de yeseydiniz hocam. Ha, yok ben daha sonra yerim. Vallahi. Bilseydik bir hediye alırdık ya, böyle elimiz boş geldik ama. Vallahi elimiz boş, gözümüz yaş geldik hocam. Kusura bakmayın. İnsan da jinekoloğunun doğum tarihini nasıl bilmez? Hayret. Ya canım oğlum, böyle şey önemli değil. Böyle bulantılar azalmış sanki. Böyle daha az bulantırıyorlar. Yani ben daha iyiyim, evet. Yok, iyi gördüm sizi. Gayet iyi. Vallahi doktor bey, çok mutluyum. Yani böyle kendimi stresten uzak tutuyorum. Beni böyle üzen şeylerden, beni böyle stres yaptıracak her şeyden uzak durduğum için mutluyum, rahatım yani. Ya, harika yapıyorsunuz. En iyisi de o zaten. Şimdi pastayı yedikten sonra mı yoksa hemen mi? Bir bakalım nasıl böyle işler. Aa, bakacaksak hemen bakalım hocam. Pastayı beklemeyelim, hemen bakalım. Çok özledim juniorları, kerataları. Ama önce Erol Bey dışarı çıksın lütfen. Hayatım, beraber yaptığımız için ben de bir baksaydım. Nasıl baktığımı görüyorsun değil mi? Müsaadenizle tak. Biraz kal kafayız. Tartıştık. Ay çıktı mı? Gösterdiler mi? Göründü mü Junior'lar? Junior Filiz. Aa, Junior mu Filiz? Evet, bir tanesi cinsiyetini gösterdi, diğerininkini göremedik. Ay bir kızım olacak. Kızımız. Ay bak. Diğerinin cinsiyetini de artık bir dahaki kontrole geldiğinizde bakarız. İnşallah, inşallah. İnşallah anneleri gibi Haza hanımefendi olurlar hocam. Erol. Erol,
Lütfen doktor beyle bizim selfimizi çeker misiniz? Sonuçta kendisinin doğum günü bugün. Aa, ne demek? Selfie sana kurban olsun. Hocam bir dakika. Allah Allah. Hoş geldin. Ödüm yarıldı hayatım. Korkuttun mu seni? Yok, korku sabit zaten. Genelde korkuyorum. Bu ana özel bir şey değil. Hayırdır konsept? Ama korkunu alacağım bu gece senin. Çünkü neden biliyor musun? Allah Allah, ne yapacaksın? Sürprizlerim var. Ne yapacaksın? Masaj mı yapacaksın? Natır. Kese de olur. Masaj da yapabilirim. Ama önce ne yapacağım biliyor musun? Yemek. Çünkü benim felsefeme göre yemek rahatlatır. Hayatım sen yemek yapma. Yemin ediyorum mutfağın altını üstüne getirirsin. Seher de yok, sen yemek yapma. Sen ne diyorsun ya? Ben yemek yapamaz mıyım? Öyle mi diyorsun yani? Hayır. Yapmaktan ziyade yemekte daha bir kabiliyetlisin o açıdan. Erol'cum, yatağın üzerinde odamızda seni bir sürpriz bekliyor. Git bir bakalım ne varmış orada. Hadi. Toran aga. Çok güzel olacak. Rüyada değiliz değil mi? Ah! Böğrüme girdi, ne yapıyorsun? Of, değiliz. Beğendin mi? Gerçekten ellerine sağlık. Hayatımda yediğim en güzel nödül. Çünkü hayatımda yediğim ilk nödül. Bir de senin elinden beğendiğim ilk şey oldu bu da. Zaten ben sana ilk defa yemek yapıyorum. Anladım ki. Aman lafın nereye? Hadi nödülümüzü yiyelim. Afiyet olsun. Her şey şahaneydi hayatım. Hadi yatalım artık. Zirvedeyken bırakalım. Yatmaya mı? Ben daha gece yeni başlıyor diye düşünüyordum. Bu konsepte devam etmeye ne dersin? Allah Allah, ne yapacaksın acaba? Kız sende ne cevherler varmış zilli. Yemin ediyorum, gevşalığı nereden öğrendin acaba? Yani işte nereden öğrendiğimi çok kurcalamayalım ama... Sıra senin istediğin şeye geldi. Masaj. Aa, hayır, değdirtmem. Ellettirmem kendimi. Okşattırmam, oldurtmam. Masaj falan yok. Kimden öğrendin acaba sen de masaj yapacaksın bana? Sen çocuklarımın anası, evinin kadınısın kadın. Git yat yatağına. Hoşunuza gitmedi mi? Tonlamalara bak Allah'ını seversen yapma Filiz lütfen. İrit oluyorum. Peki kocacığım izninizle. Kurmalı gibi gidişe bak pıtır pıtır. 4 günde çıkamadı odadan.
Gençaymış. Senin neyin acaba Uzak Doğu adetleri? Kimden öğrendin acaba da benim aklımı bulandırıyorsun burada? Rakibim kim acaba? İlk değilim, yemin ediyorum ilk değilim. Bu kız başkalarına da gençalık yapmış. Yemin ediyorum ilk değilim. Şu anda mağdurum. Yemin ediyorum mağdurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetim.